Merhaba, 360 ekranlarında Evde Yap programına hoş geldiniz. Bugünün konuğu benim. Ben Müge Tekkan, ahşap boyama eğitmeniyim. Sizlerle birlikte evinize kullanabileceğiniz dekoratif bir pano hazırlayacağız. Bunu tuvalde hazırlayacağız. Normalde bildiğiniz gibi tuvali biz aslında yağlı boya yaparken de hastalıkla kullanıyoruz. Ama ancak günümüzdeki dekoratif çalışmalarda biz tuvali de kullanmaya başladık. Duvarlarınızda çeşitli renklerle ve şekillerle oluşturabileceğiniz güzel bir pano hazırlayacağız bugün. Şimdi öncelikle tuvalim benim beyaz olduğu için boyamaya gerek duymuyorum. Ancak sizin evinizde daha önceden satın almış olduğunuz ve renklendirilmiş olan bir tuval de olabilir. Eğer böyle bir tuval varsa elinizde, sizler onu iyice beyaza boyamanız gerekir. O şekilde değerlendirin lütfen. Benim panom şu anda beyaz olduğu için ben onu boyamaya gerek görmüyorum. Elimde pirinç bir kağıt var. Bu pirinç kağıdı şimdi çeşitli şekillerde buraya yerleştireceğim, yapıştıracağım. Bu kağıdı yapıştırabilmek için su yardımı alacağım. Keserek kullanmayacağım kağıdımı. Şimdi kendim için uygun olan bir bölümü, deseni suya ıslatarak yerine yapıştıracağım. Çünkü koparmamı daha çok kolaylaştırıyor bu su işlemi. Eğer kesersem çok yapay bir görüntü oluşturuyorum. O yüzden ben kesmeyi, makasla kesmeyi hiç tercih etmiyorum bu tip çalışmalarda. Suyla koparma yöntemini daha çok dekoratif buluyorum açıkçası. Buradaki bölümleri de keseyim suyla. Minik minik kopartarak onu bir nevi yırtıyorum aslında. Tiftik bir bölüm oluşuyor. O da kağıdın kendi dokusuyla alakalı bir durum. O olacaktır. Onun için endişelenmeyin. Bu kısmını da yırttım. Şimdi tuvalimin üzerinde kendi zevkime göre bir yere bunu yerleştireceğim. Tabii ki bunu yapabilmem için bir yapıştırıcıya ihtiyacım olacak. Yapıştırıcımı alıyorum. Öncelikle objemin arkasına koyacağım yapıştırıcıyı. Her bölümüne güzelce sürüyorum. Her bölümüne gelsin lütfen ki iyi yapışsın. Tuvalde iyi dursun. Kalkmasın sonrasında. Kağıdınız ıslanmış olabilir yırtarken. Çünkü su yardımıyla biz bunu ıslattık aslında. O önemli değil. Daha sonra kuruyacaktır. Onun bizim için bir sakıncası yok. Ben şimdi buraya bir yere bunu yapıştırdım. Şöyle elimi düzeltiyorum. Hava kabarcığı olmasın diye. Tekrar su desteği alırsanız kolaylıkla kopacaktır. Güzel dekoratif desenler oluyor bu kağıtların üzerinde. Normal A4 kağıtlara da basım yapabilirsiniz aslında. Seçtiğiniz desenleri printerler yardımıyla çıkartıp A4 kağıtlara. Benim bu yaptığım işlemi onların üzerinde de uygulayabilirsiniz. Ellerinize güzel desenli peçeteler olabilir. O güzel desenli peçeteleri de kullanabilirsiniz. Yine aynı mantıkla hareket edeceksiniz. Deseni istediğiniz gibi kesip ondan sonra da uygun gördüğünüz bir yere
yapıştıracaksınız. Burada önemli olan desenleri nereye koyduğunuz değil, onlar tamamen sizinle alakalı bir şey. Görsellerinizle alakalı bir şey. Burada önemli olan teknikleri doğru kullanmak. Yine aynı şekilde ben kağıdımın arkasına boyamı, yapıştırıcımı sürüyorum. Ondan sonra tekrar uygun gördüğüm yere yapıştıracağım. Ve boyama işlemlerime farklı ürünlerle devam edeceğim. Bu yeni teknikler, ahşap boyama dediğimiz zaman her zaman aklımıza aslında tepsi boyamak geliyor. Fakat tepsi boyamanın ahşap boyamada çok önüne geçtik açıkçası. Artık tepsi boyama neredeyse ahşap boyamada hiç yapılmayan bir şey olarak kaldı. Çok güncel tekniklerle, çok güncel çalışmalarla dekoratif olarak çalışıyoruz. Demin sağ tarafına yapıştırmıştım. Şimdi sol tarafı destekleyelim ki panoda bir denge oluşsun. Şimdi bu çalışmayı yaptıktan sonra ben her iki kağıdın üzerine de tekrar tutkalla geçeceğim. Bu çalışmaları yaparken tutkalı ne kadar kağıdın üzerinden geçirirseniz o kadar faydası olur. Çünkü kağıtlar ıslandıkça boyayı üstüne çekecektir. Artı kağıt olduğu için tabii ki de yıpranma payları olacaktır. Eğer tutkallarla onları desteklerseniz ömrünü uzatmış olursunuz yaptığınız ürünün. Yağlı boya yapıyor olmanız önemli değil demek ki tuval için. Sizler de böyle akrilik boyalarla, elinizdeki peçete ve dekopaj kağıtlarıyla, pirinç kağıtlarla, hatta transfer, sulu transfer dediğimiz transferlerle bu panoları çok rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Önemli olan malzemelerinizi edinmiş olmanız. Ama dediğim gibi illaki de hiç olmamış bir tuvali almaktansa evinizde artık görmekten sıkıldığınız tuvallerinizi de değerlendirerek bu tip çalışmalar mutlaka yapabileceksiniz. Bu tip çalışmalar aslında gerçekten çabuk biten işler. Boyaların kuruması çok vaktimizi almıyor. Ama çok çabuk kuruduğu için de boyalarla dikkatli çalışalım. Aslında bir ürünü üst üste boyamak için en az yarım saat gerekir. Yarım saatlik aralar vererek çalışırsak daha iyi olur. Çünkü bu boya üstte kuruyabilir ancak altı hala ıslak kalacaktır. Altının ıslak kalması da boyayı siz sürdükçe onun kalınlaşmasına sebep olur. Bizim de amacımız o kalınlaşmayı engellemek. Çünkü ne kadar çok kalınlaştırırsak üstündeki boyayı o kadar çok fırça izi yaratırız. Dolayısıyla lütfen boyamalarınızdaki aralıklara dikkat edin. Tabii ki daha kolaylaştırmak için fön makinesi kullanabilirsiniz. Ama benim her zaman tercihim ürünün kendi doğal halinde kurumaya bırakılması. Çünkü bazı tekniklerde de açıkçası fönün tutulması sakınca yaratıyor. Özellikle rölyef çalışmaları yaptığımız zaman, kabartmalı çalışmaları yaptığımız zaman eğer fön makinesi tutarsak mutlaka rölyefte çatlamalar olacaktır. Dolayısıyla biz onu engelleyebilmek adına her şeyi doğal ortamında kurutuyoruz. Şimdi bir de en önemli detaylardan bir tanesi fırçalarımızı kullanımından sonra mutlaka suyun içine bırakmamız. Fırçalarımızı suyun içinde bırakmazsak kururlar. Sonrasında da tabii ki de kullanmakta zorluk çekeriz. Şimdi bu işlem tamamlandıktan sonra yapacağımız birkaç tane işlem daha olacak tabii ki de. Rölyef, az önce bahsettiğim rölyeflerden bir tanesi. Birkaç rengi bir arada çalışacağım. Ve beton çalışması. Bu beton çalışmasını biz spatula yardımıyla yapacağız.
beton çalışmasını sadece tuval üzerinde değil, saksılarınızda, mobilyalarınızın bazı yerlerinde dekoratif amaçlı birçok yerde kullanabilirsiniz. Gerçekten doğal beton görüntüsü veriyor şu anda bu yaptığım çalışma. Ben bunu desenli olarak çalışıyorum. Normal rölyeflerde, beyaz olan rölyeflerde fön tutmayın diye size söylemiştim. Ancak beton çalışmasındaki bu rölyefte fön tutabilirsiniz. Çünkü o çatlağı bunda pek yaşamıyoruz açıkçası. Ama diğer beyaz olan rölyefi kullanırken o sorunu yaşıyoruz. Daha doğrusu fönü de kullanacaksanız, eğer öyle bir zorunluluğunuz varsa, fönün çok sıcak olmamasına dikkat edin. Ve uzaktan tutmaya çalışın. Bunu ben çeşitli desenler vererek sürüyorum. Dümdüz tutmuyorum. Çünkü dekoratif bir çalışma yapıyoruz neticede. Dümdüz sürmek istemiyorum. Ama isterseniz siz bunu spatula ile değil, fırçayla da sürebilirsiniz. Aslında dediğim gibi tamamen sizin görselliğinizle alakalı bu çalışmalar. Hatta ben size örnek olsun diye bir tane de fırçayla süreyim. Böyle bir çalışma da yapabilirsiniz. Elinizde diyelim ki spatulanız yok. O esnada bunu bu şekilde de çalışabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şimdi ben spatulayla çalışmaya devam ediyorum. Resmin üzerine azıcık getirelim. Çünkü resimle kaynaşmasını istiyoruz. Şurada fırçayla yaptıklarımı biraz düzelteyim. Çünkü çalışmamı spatulayla çalıştığım için fırça olan yerleri spatulamın dengesine getirmek istedim. Resmi altında bırakıyoruz. Mesela bu çalışmayı aslında siz evinizin duvarlarında da yapabilirsiniz. Bunu bir nevi duvar çalışması olarak da düşünebilirsiniz. Şu anda güncel çalışmaların içerisinde, revaçta olan çalışmaların içerisinde duvar çalışmaları da var. Bu çalışmayı gerçekten duvar üzerinde de denemenizi tavsiye ederim. Duvarın üzerine de bu pirinçleri ve dekopaj kağıtlarını bu şekilde yapıştırmanız mümkün oluyor çünkü. Önemli olan tutkalı doğru kullanmak. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Bunu ahşap kutu üzerinde çalışabilirsiniz. Dolap kapakları üzerinde çalışabilirsiniz. Bu çalışmayı aslında cam üzerinde bile yapabilirsiniz belirli yerlerinde. Bunlar sadece size örnek olsun. Kullanım yerlerini siz kendiniz tespit edebilirsiniz tabii ki de. Şu anda sanki burası bir duvarmış da duvarın içinde bir bölüm kopmuş ve biz de oradan bir resim bulmuşuz gibi bir görüntü oluşuyor. Dediğim gibi duvarlarda yaptığımız çalışma da aynı bu şekilde. Ama tabii dekoratif olması açısından bunu bu şekilde şekilli olarak yapmakta fayda var. Her tarafını beton efektiyle kaplıyorum.
İsterseniz bunu rölyef pastayla da kaplayabilirsiniz. Ama bu sanki daha keyifli oluyormuş gibi istediğim çalışmaları bu şekilde yapabiliyorum. Bir de beton efekti rölyef pastalara göre biraz daha çabuk kuruyor. Sanki o zaman zamandan da kazanıyoruz. Bundan sonraki aşamamızda bunu kapladıktan sonra stencil'larla yani şablonlarla bunun üzerine farklı doku taş dokuları çalışacağız. Onlar da yine spatula. Spatula ile desen vererek çalışıyoruz. Hatta spatula ile desen verirken stencil'ımızı da kullanabiliriz. O zaman farklı bir çalışma yaparız. Fırçamızı alırız. Altını düz boyarız. Tabii ki de deseni yine deminki söylediğim gibi kapatıyorum. Buraya şablon getireceğim. Şablonu getirirken altının beyaz gözükmesini istemediğim için düz boyadım. Bu bölümü şablon getireceğim için düzeltiyorum. Yine resmi içine gömdüm. Şimdi şablonumu alıyorum. Resmin kenarına yerleştirdim. Resmi de biraz içine alsın hatta. Tekrar aynı şekilde. Aynı krema sürer gibi. Şablonun üzerinden deseni geçiyorum. Burada da yine hiçbir sistem, hiçbir mantık gözetmiyorum. Sadece görsellikle alakalı yaptığım işler. Bunun bir sistematiği yok. Siz isterseniz sağına koyarsınız, isterseniz soluna koyarsınız, isterseniz bu stencil'ı hiç koymazsınız. Biz desenli şık bir şey olsun diye. Hem de bir yandan da teknikleri görelim. Ne nasıl, nerede kullanılır, onları öğrenelim ve algılayalım diye birçok şeyi bir arada kullanıyoruz. Teknikler mutlaka dokunularak öğrenilirler. Bu teknikleri öğrenebilmek için lütfen bu çalışmaları yapmaya gayret edin. Aksi takdirde unutulur. Dokunmadan ve dokunduktan sonra da hata yapmadan bu teknikleri öğrenmemiz pek mümkün olmaz. Mutlaka bozarız. Bozduğumuzu nasıl düzelteceğimizi öğrenmemiz gerekir. O yüzden illaki bu çalışmaları yaparken denemekte fayda var. Mesela sizler de şimdi bu tekniği gördükten sonra bence bir tuvalet
bir bölüm kaldı. O bölümden sonra tabii ki size gösterebilmek adına ben boyayabilir ve üzerine stencil çalışması yapabilirsiniz. Şablon olarak da adlandırabiliriz. Bu şekilde. Burayı biraz daha düz yapıyorum. Çünkü buraya bir duvar şablonuyla çalışacağım. O yüzden orayı çok fazla hareketlendirmeyeyim. Çalışırken daha kolay olur. Biraz daha düz yapıyorum. Üzerine de duvar stencil'ı gelince, tuğla stencil diyelim daha doğrusu. Tuğla stencil gelince farklı bir çalışma olacak. Sonrasında biraz sallıyoruz. Salladığımız zaman o yapıştırıcının tanecikleri sönüyor diyelim. Eğer direkt yapıştırırsak bazen hatalar oluşabiliyor. Üzerinde yapışkanlar kalabiliyor. Öyle salladığımız zaman o yapışkanların ürüne zarar vermesini engelliyoruz. Şimdi stencil'ımızı istediğimiz bir köşeye yerleştirdik. Ben bu köşeyi tercih ettim. Şimdi elimizde yine bir rölyefimiz var. Bu da bu rölyefte kıvamlı bir rölyef. Rölyefimizi yavaş yavaş, gelişi güzel. Sanki burada bir duvar varmış da eskiden. O duvar yıkılmış, dökülmüş gibi. Buraya yerleştiriyorum. Dediğim gibi kıvamlı ve pütürlü bir yapısı var. Keyifli bir çalışma oluyor. Bu çalışmaları duvar çalışmalarında, pano çalışmalarında, kutularda bile yapabilirsiniz. Tepsi boyarsanız tepsilerinizin kenarlarında çalışabilirsiniz. Gayet güzel bir görüntü oluşturuyor. Ben dediğim gibi gelişi güzel sürüyorum. Çok tamamen görsellikle alakalı. Bir sistemi yok, bir matematiği yok bu işin. Kullandığım renkler de öyle. Onlar da kendi hoşuma giden, bu ürünün içerisinde bana olur dedirten renkler. Bir sürü renk var bu ürünlerde. Siz istediklerinizi tercih edip kullanabilirsiniz. Burayı bu şekilde tamamlıyorum. Üstünden geçiyorum. Şöyle kaldırayım. Çıkan sonuç bu. Sanki tuğlanın üzerinde
gelmiş gibi bir görüntü var. Şuraya da biraz koyalım. Daha önceden sprey sıktığımız için tekrar sıkmaya gerek duymuyorum. Stencil yaparken boyayı tek yönde sürmeye gayret edin. Eğer tek yönde sürmezseniz karmaşık bir görüntü elde edersiniz. Ama ben şimdi sağdan sola başladıysam sağdan sola, soldan sağa başladıysam soldan sağa devam ediyorum. Demin buraya dikkat ederseniz betonla da bir çalışma yapmıştık. Altında betonla da yapılmış bir çalışma var. Ben onun üzerinden de geçiyorum. Aslında bu çalışmalar kolaj niteliği taşıyor. Yani ister stencil kullanın, ister peçete kullanın, isterseniz sadece boyayarak yapın. Hiç önemli değil. Kolajı siz kafanızda nasıl şekillendiriyorsanız öyle çalışın. O ürün bittiğinde nasıl keyif alacaksanız o şekilde çalışın. Burada da dökülmüş bir duvar görüntüsü elde edelim. Tuğlalarımızı biz taşla değil de rölyeflerle yerleştiriyoruz. Bu da bu kadar yeterli burada. Bir tane de şöyle ortaya koyalım. Sanki ortadan da bir yıpranmışlık görüntüsü verelim. Demin de bahsettiğim gibi altındaki sprey çok çabuk bitmiyor. O yüzden sürekli kullanmak zorunda kalmıyorum. Koyduğum zaman hemen yapışıyor. Buraya da yıkık dökük bir görüntü verelim yine. Şimdi kaldırıyorum. Evet, burada da bir desen çalışılmış oldu. Şimdi ürünlerimizi mutlaka kullandıktan sonra temizleyelim. Çünkü temizlemezsek bu ürünler hemen taşlaşıyorlar. Ürünleriniz zarar görür. Dolayısıyla bir peçete yardımıyla temizleyeyim. Şimdi farklı bir doku çalışması yapacağız. Bu farklı doku çalışmanızı da görmenizi tavsiye ederim. Bu da gerçekten çok keyifli bir çalışma olacak. Bunun içerisinde, bu kullandığım ürün içerisinde zaten bir minik pütürler vardı, taşlar vardı. Onlarla tuğla yapmıştık. Ama şimdi kullanacağım ürünün içerisinde çok daha fazla büyük taşlar var. Ben bunu da içinde, desenimin içinde maviler var diye mavi olarak seçtim. Mavi kullanayım istedim. Şöyle kullanmadan önce biraz karıştırıyorum. Çünkü taşları var içinde. Dibe çökmüş olabilir. O yüzden ben o dibe çökenleri yukarı çıkartıyorum. Bunu yine fırçayla da sürebilirsiniz. Spatula ile de sürebilirsiniz. Ben bugünkü çalışmamı genelde spatula ile yaptım. Bunu da öyle devam edeyim. Ama yine size de görmeniz açısından fırçayı kullanacağım. Şurada bir dekoratif bir çalışma yapmıştık. Onun üzerinden biraz gideyim. Resmin üzerine gelebilirim. Resmi de biraz alalım. Resmi de panoya bütünleyelim ki aykırı durmasın. Gördüğünüz gibi aslında belki de bu bir duvar çalışması olabilir. Nasıl kullandığınızla alakalı. Ama yaparken ürünleri birbirinden uzaklaştırmamak lazım. Yani ürünleri birbiriyle bütünleştirerek çalışmakta fayda var. Kesiklikler, kopukluklar olmasın. Ürünler birbiriyle kaynaşsın istiyoruz. Kaynaşmazsa o zaman çok yapay bir görüntü elde ederiz.
O yüzden mümkün mertebe yaptığımız her çalışmayı birbiriyle bütünleştirelim. Mesela ben orada resmi birbirinden ayrı tutmadım. Yaptığım çalışmanın içerisinde sürekli kaynaştırıyorum. Mesela burada bir beton çalışması yaptım. Tuğla çalışması yaptım. Tuğlayı da şu anda yaptığım diğer çalışmayla bütünleştiriyorum. Orada tek başına bırakmadım. Ki panoda bir bütünlük oluşsun. Şimdi demin de bahsettiğim gibi bir fırça yardımıyla fırçamızı kullanarak çalışalım. Fırçamızın kuru olmasında fayda var. Bütün ürünler birbirine karışmasın. Ancak dediğim gibi fırçalarımızı da her zaman temiz tutalım. Yaparken fırçamı yatay tutarak çekiyorum aşağıya doğru. Yatay tutarsam fırçamdaki taşlar daha güzel bütünleşir. Ama dikkat edersiniz ki fırçayla sürdüğüm yöntemle spatula ile sürdüğüm yöntemin arasında farklılıklar oluşuyor. Çünkü spatulada ben ürünü sıyırarak çalışmayı da kurutmakta fayda var. Çünkü farklı bir desen çalışması daha yapacağız üzerine. Desen çalışmasını yapacağımız için ürünlerin kurumuş olması gerekiyor. Birbirine bulaşmamalı. Şöyle tuğlaların üzerine de gelelim biraz. Dediğim gibi bütünlük sağlamak için. Ürünleri biraz birbiriyle kaynaştırmamız gerekecek. Çok fazla bastırmıyorum oradayken. Çünkü henüz altındaki taş doku kurumamıştır. Ama üzerinde pütür pütür taşlar olduğu için de tabii kolaylık sağlıyor bana. Sıktım. Desenin üzerine oturttum. Yapıştırdım. Şimdi siyah bir boya alıyorum. Boyamı mutlaka çalkalıyorum. O detayı unutmayalım. Boyalar zamanla kutuların dibine oturmuş oluyorlar. O yüzden onu engelleyebilmek adına boyamızı açıyoruz. Bir kap alalım. Boyamızı stencil fırçası ile çalışacağız. Stencil fırçaları uzun, ince kıllı, sert fırçalardır. Şablonların üzerinde desenleri alabilmek için özellikle tasarlanmışlardır. Fakat boyayı fırçaya koyduktan sonra hemen gidip şablon üzerine çalışmıyorum. Önce başka bir yerde onun fazla boyasını iyice öldürüyorum. Yoksa stencil'dan taşmalar olur. Günümüzde stencil çalışmalarında yaptığımız en büyük hatalardan biridir bu. Boyayı direkt alıp şablonun üzerinden desene çalışmak. Halbuki boyayı öldürürsek biz o zaman
desenimizi daha iyi çalışırız, çıkartırız şablonun içinden. Yavaş yavaş tamponlayarak, hiç acele etmeden, fazla boya vermeden. Ben burada sadece dekoratif bir çalışma yapıyorum çünkü. Asıl amacım burada kuşu göstermek değil. Sadece burada dekoratif bir çalışma yapmak. O yüzden hem de normal boyalarla bu tablonun üzerine nasıl desen çalışıyoruz onu göstermek istiyorum sizlere. Birçok tekniği bir arada çalıştığımız bir proje bu. Hem boya kullandık, hem taş rölyef kullandık. Üzerine stencil yaptık. Ve üzerinde farklılıklar yarattığımız bir tuvalimiz oldu. Elinizdeki çeşitli şablonlarla bunu sizler de deneyin mutlaka. Görüntünün bu kadarı benim için yeterli. Şimdi tek kaldırıyorum. Ve arada da tuğlaların üzerine yerleşmiş iki tane kuş yaptık. Şimdi fırçamı biraz temizleyeyim. Çünkü olmazsa olmaz altın çalışması yapacağız. Bu çalışmaların içerisinde ben en çok altınla çalışmayı seviyorum galiba. Boyamızı mutlaka temizleyelim fırçamızın üstünden. Çünkü hepsi birbirine karıştığı zaman çamur görüntüsü elde ediyoruz. O yüzden mutlaka fırçalarımızı temizleyelim. Hatta fırçalarımızı her zaman sabunlu suyla yıkayalım. Farklı bir temizleme malzemesine gerek yok. Beyaz sabunlu suyla yıkarsanız fırçalarınız tertemiz olacaktır. Yine çalkaladım. Boyamı açıyorum. Bunu da aynı şekilde çalışacağız. Bunda da boyayı kutunun içinden alacağız ama bir yerde mutlaka öldüreceğiz. Çünkü burada da ben çok fazla boyanın görünmesini istemiyorum. Sadece dekoratif olarak çalışacağım. Süpürme şeklinde minik minik detaylar veriyorum buraya. Sanki altın eskitme yapar gibi çalışacağım. Minik dokunuşlar yapıyorum. Çok büyük dokunuşlar yapmıyorum. Süpürüyorum. Elimi bazen bastırıyorum. Bazen de kaçırıyorum. O el ayarlamasını siz mutlaka kendiniz yapacaksınızdır çalıştıkça. Bu görsel size ümit ederim bir referans olur. Ve siz de yapacağınız çalışmalarda. Birebir aynısını değil belki de ama kendi hayal gücünüzü kullanarak farklı çalışmalar yaratabileceksiniz. Dediğim gibi olmazsa olmaz galiba altın. Bir ışıltık atıyor bu tip çalışmalarda. Ama siz bunu gümüşle de çalışabilirsiniz, bakırla da çalışabilirsiniz. Ya da hayır ben altın ya da bakır hiç sevmiyorum. Bunları çalışmayayım da diyebilirsiniz. Ama ışıltı güzel duruyor sanki. Dediğim gibi kafama göre çalışıyorum aslında. Artık bundan sonrası tamamen benim hayal gücüm. Benim görmek istediğim yerler. Resmi gayet güzel içine gömdük. Resim sanki içinden çıkmış gibi oldu. Hiçbir şekilde yaparlık söz konusu değil. Bu tip tabloları çalışırken gerçekten de bütünleştirmek lazım bütün ürünleri. Birbirlerinden farklı durmasınlar. Özellikle şu kenar detayları altında çalışıyorum. Biraz da resmin üstüne gelebilirim. Hiçbir sakıncası yok. Zaten resmi koruma altına aldık hatırlarsanız. Yaptığımız tutkal çalışmasıyla. Fırçamı çok yavaş dokunduruyorum. Eğer bastırırsam çok fazla alacaktır. O görüntüyü istemiyorum. Sadece belli belirsiz görüntü istiyorum ben.
beton çalıştık, hem resim yapıştırdık, hem taşlı rölyefi kullanarak bir duvar efekti oluşturduk. O bittikten sonra üzerine boya nasıl kullanılır, beton efektinin üzerine boya nasıl yapılır, stencil ile onu yapmayı gördük. Yaptığımız tuğla beton efektinin üzerine boyayla netleştirerek nasıl daha görünür hale getirildiğini fark ettik. Biraz da altını süsledik. Zannedersem tablomuz epeyce şıklaştı. Bence demin de dediğim gibi sizler de hemen bir tablo yapmak için bir tuval edinin ya da var olan tuvallerinizi kullanın. Böyle bir tuval çalışmasıyla kendinize keyifli bir aksesuar oluşturun. Eminim ki çok beğeneceksiniz ve çok keyif alacaksınız. Sizinle birlikte bugün bir tuval çalışması yaptık. Tuvalin üzerine çeşitli teknikler çalışarak tuvalin görselini canlandırdık. Bu tuvalin üzerinde beton çalışması, duvar çalışması, pirinç çalışması ve altınla birlikte de dekoratif süsleme yaptık. Bu ve benzeri tasarımlarımı görmek isterseniz bizi sosyal medya hesabımdan Atölye MB olarak takip edebilirsiniz. Diğer çalışmalarımı da bu şekilde görmüş olursunuz. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evde Yap, hafta içi her gün 11'de 360'da.